Değerli basın emekçileri, bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Adıyaman Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bugün bir basın açıklamamız var. Çocuk hakları kanuni ve ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır. Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesiyle bugün Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir. Çocuk bir toplumun geleceğidir. Bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi yetiştirilmiş çocuklar sayesinde refah düzeyi yüksek bir toplum haline gelinebilir. Geleceğimiz olan çocukların iyi yetiştirilmesi sadece ailenin sorumluluğunda olmayıp aynı zamanda devletin de sorumluluğundadır. Bu nedenle kanunen çocuk olarak kabul eden insanların hakları yetişkinlerin haklarından farklı olarak güvence altına alınmıştır. Çocuk haklarına dair sözleşmede düzenlenen haklar yetişkinlerin haklarına çok benzese de söz konusu sözleşme yetişkinlerin ve hükümetlerin çocukların tüm haklarına erişimlerini sağlamak konusunda ek sorumluluklar olduğunu belirtmektedir. Çünkü çocuklar büyüyor, öğreniyor ve bazen de yaşları nedeniyle daha fazla korunmaya ihtiyaç duyuyorlar. Bugün sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 31 yıl geçmiş. Aradan geçen bunca zamana rağmen çocuklara yönelik hak mağduriyetleri dünyanın birçok yerinde artarak devam etmektedir. Çalıştırılan, sokakta yaşayan, dilendirilen, fiziksel duygusal şiddete maruz kalan, savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayan, tecavüz, tacize maruz kalan, fuhuşa zorlanan, ayrımcılığa maruz kalan, mülteci durumda olan, yoksulluk, açlık, eğitimsizlik, sağlıksız çevrelerde yaşamak zorunda kalan ve benzeri hak mağduriyetlerine maruz kalan çocuklar tüm dünyada varlığını sürdürmektedir. Ülkemizde de çocuk istismar ve ihmalleri noktasında yapılan tüm yasal düzenlemelere rağmen etkin sonuçlara maalesef ulaşılamamaktadır. Çocuk işçiliği, çocuğa yönelik işlenen suçlar, ihmal ve istismar, şiddet gibi, eğitime devam edememe, erken yaşta evlilik, yoksulluktan kaynaklı yaşanan sorunlar, mevsimli tarım işçiliği, yetersiz beslenme, sağlıksız barınma koşulları gibi sorunlar, çocuk hakları konusunda daha iyi politikalar geliştirmemiz gerektiğini bizlere göstermektedir. Her dönemde çocuklara yönelik taciz ve tecavüzlerin gerçekleştiği, ancak bu dönemde özellikle de taciz ve tecavüzlerin her geçen gün artış göstermektedir. Çocuklara yönelik taciz ve tecavüzü gerçekleştiren kişilere yönelik kişiye özgü cezaların uygulanmasından dolayı maalesef sistemli bir şekilde taciz ve tecavüzler devam etmektedir. Her kriz döneminde en çok mağdur edilen çocuklardır. Maalesef içinde yaşadığımız pandemi krizinden dolayı da gene de en çok mağdur edilen çocuklar olmuştur. Özellikle de eğitimlerden uzaklaşmak zorunda kalan çocuklar. Tüm dünya pandemi döneminde en son vazgeçtiği veya vazgeçemediği eğitimken maalesef ülkemizde ilk vazgeçilen eğitim olmuştur. Okulları en geç açan ülke biz olduk. Maalesef ilk kapatanlar da biz olduk. Pandemi sürecinde ekonomik durumu yüksek olan ailelerin çocukları özel okul, özel hocalar ile ve internet, bilgisayar gibi elektronik altyapılarla sosyoekonomik durumu yüksek olan ailelerin çocuğu bu pandemi krizinde de eğitimlerinden uzak kalmamışlardır. Ama oysa anayasanın 42. maddesi fırsat eşitliğini belirtmektedir. Bu fırsat eşitliğinde her çocuk eğitime ulaşabilmelidir. Oysa pandemi krizinde sosyoekonomik durumu düşük olan, kırsal kesimlerde yaşayan, düşük mahallelerde yaşayan çocuklar eğitimden uzak kalmışlardır ve canlı derslere ulaşması da %30 gibi düşük rakamlardadır. Biz de Adıyaman Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak buradan diyoruz ki 18 yaşından küçük olan herkes çocuktur. Çocuklar hayatta kalmalı,
özgürce yaşamalı ve gelişmelidir. Mülteci sayılan her çocuk, bulunduğu ülkedeki çocuklara aynı haklara sahip olmalıdır. Her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimi sağlayacak yeterli bir yaşam standartları sağlanmalıdır. Hiçbir çocuk rengine, cinsiyetine, tabiyetine ve inancına göre farklı muameleye tabi tutulmamalıdır. Çocuklar kendi kültürlerinde, kendi inançlarında ve dillerinden yoksun bırakılmamalıdır. Her çocuk eşit, özgür, mutlu ve onurlu birey olarak yaşamada var olmalıdır. Hükümetler ve yetişkinler çocukların bu engellerin üstesinde gelmek için birlikte çalışmaları gerekir. Böylelikle çocuklar haklarını yaşayabilecekler ve potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirebilme imkanı bulabileceklerdir. Çocuklarla çalışan ve çocuk haklarını savunan bir meslek grubu olarak çocuk refah alanına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinde, çocukların ruh ve beden sağlıklarının korunmasında ve çocukların istismar edilmemelerine yönelik tüm tedbirlerin alınmasında, çocukların haklarına erişimi ve haklarının korunmasında çocukların yanında olduğumuzu buradan tekrar da bildirmek isteriz. Çocukları, çocukluk dönemlerini çocuk haklarına uygun bir şekilde yaşayabilecekleri, adil, eşit, demokratik, özgürlükçü ve hak temelli bir geleceğin oluşturulması umuduyla burada tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyoruz. Teşekkür ederiz.